İmam Muhammed Taki aleyhisselam hicretin 195. yılında Medine'de dünyaya gelmiştir ve de hicretin 220. yılında 25 yaşındayken şehit olmuştur ve de Kazım'ında defnedilmiştir. İmam Muhammed Taki aleyhisselamı kendi eşi zehirleyerek şehit etmiştir. Yani bir insanın hayatında en fazla güvendiği kimse tarafından. Her şeyini paylaştığı, evini paylaştığı, yiyeceğini paylaştığı birisi tarafından. Bunun kendisi de dünyanın insanı ne kadar yoldan çıkarabileceğinin en büyük örneklerinden bir tanesidir. İmam Muhammed Taki aleyhisselamın şehadeti aynı Hazreti İmam Hasan el-Müşteba aleyhisselamın şehadeti gibidir. Nasıl ki İmam Hasan el-Müşteba aleyhisselamı kendi eşi şehit etmişti, İmam Muhammed Taki aleyhisselamı da ne yazık ki kendi eşi şehit etmiştir. Ve de zehirleme şekli de İmam Muhammed Taki'nin eşi olan Ummul Fazl'ın babasının zehirleme şeklidir. Yani Memune Abbas'ının, ki onun da kendisi İmam Rıza aleyhisselamı üzümün içerisine zehir enjekte ederek şehit etmişti. Aynı taktiği Ummul Fazl'da kullanmış ve de üzümün içerisine zehir enjekte ederek onu İmam aleyhisselamın yemesini sağlamıştır ve de bu neticede de İmam aleyhisselam şehit olmuştur. İmam aleyhisselamın Ummul Fazl'dan hiç evladı olmadı. Diğer eşi olan Semane'den evladı olunca Ummul Fazl bir taraftan kıskançlık duygusuyla hareket etti ve bir taraftan da Mutasım Abbasi'nin teşvikleriyle İmam aleyhisselamı şehit etti ve İmam aleyhisselam 25 yaşındayken şehadet şerbetini içmiş oldu. Rabbimiz inşallah ki o Hazretin Kazım'ındaki ziyaretini ve kıyamet gününde de hem ziyaretini ve de hem de şefaatini hepimize nasip eylesin inşallah. İmam Muhammed Taki aleyhisselam'dan bir hadis yazdım. O Hazret buyurdular ki: "El mu'minu yahtacu ila tevfikin min Allah." Mümin insan üç şeye ihtiyaç duyar ki bunların birisi tevfikin min Allah'tır. Yani hayatında ve yaşantısında bir şeylerde başarı elde etmek istiyorsa bunların hepsi Rabbul Alemin'in inayeti ve de lütfu doğrultusunda olmaktadır. Yani Allah insanın elinden tutmalıdır. Mümin insan da öyle bir şekilde yaşamalıdır ki Allah onun elinden tutsun. Yani namaz kılmaya başarılı olsun, günahlardan uzak durmaya başarılı olsun, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte başarılı olsun, güzel ahlakta başarılı olsun, kötü ahlaktan uzak durmakta başarılı olsun. Bunların hepsini başarabilmek için de elbette ki nedir? Rabbul Alemin'in özel inayetine ihtiyacı vardır ki Allah'a sığındığı takdirde Allah da ona lütufta bulunacaktır, elinden tutacaktır inşallah Teala. Hadisin ikinci bölümünde de buyurdu ki ve vaizin min nefsi, kendi içinden de kendi canından da bir vaaz edici, bir vaiz onun için gereklidir. Yani insanın kendi vicdanının da uyanık olması lazım. Vicdanının uyumamamış olması lazım. İnsan bazen kötü şeyler yapar ama hiç umrunda değil. Bu insanın artık vicdanı ölmüştür. Bu insanın kalbi katılaşmıştır. Kalbi katılaşan bir insan bu dünyadaki en kötü insandır. Kalbi katılaşmış olan bir insan bu dünyadaki en tehlikeli insandır. Birinin hakkını yer hiç umrunda değildir. Birine zulmeder hiç umrunda değildir. Başka bir canlıya zulmeder hiç umrunda değildir. Böyle bir insan en tehlikeli insandır. Ondan dolayı da insan öyle bir şekilde yaşamalıdır ki o içindeki vicdanı hiçbir zaman ölmesin. O vicdan her zaman olsun orada ve de daima bir şeyler yaptığı takdirde. Çünkü insandır, hata yapar. Ama hata yaptıktan sonra insanın kendi kendisine ben bunu niye yaptım diyebilmesi gerekir. Pişmanlık duygusu içinde olması gerekir. Eğer ki o pişmanlık duygusunu kaybederse o insan artık katı kalpli biridir ve de o insan kötü bir insandır artık. Biz toplum içerisinde bu kadar kötü şeyler görüyoruz ve de yapan insanların hiç umurunda bile değil. Bunun sebebi nedir? Sebebi o içlerinde bulunan vicdanı kaybetmelerinden dolayıdır.
Adam hiç umursamadan bir köpeğin canına kıyabilmekte, bir kediye azap çektirebilmekte ya da evindeki eşine, çocuğuna azap çektirebilmekte ve de hiç umurunda da olmayabilmektedir. Bu insanlarda vicdan artık nedir? Ölmüştür. Bu insan düzgün bir insan değildir, doğru bir insan değildir, iyi bir insan değildir artık. İnsan yanlış yapar ama yanlış yaptıktan sonra da pişmanlığının olması gerekir. O pişmanlık olmadığı takdirde hiçbir zaman da doğru yola gelemeyecektir. İmam Ahmed-i Taki aleyhisselam hadisinin 3. bölümünde de buyurdu ki: "Ve kabulün mimmen yansahu." Kendisine nasihat eden kimsenin de nasihatini kabul etmesi. Çünkü insanoğlu nedir? Bu dünya hayatında birçok şey ile karşı karşıya gelir ki bazen kendisi hakikati göremeyebilir. Yaşadığı olaylar, yaşadığı ortam, yaşadığı o stres hakikati görmemesine sebep olabilir. Ve de hayatta tecrübe sahibi olan birisi, yaşça ileri birisi ya da kendi yaşında olan ya da daha küçük olan birisi dışarıdan baktığı için onun görmediği şeyi görebilir. O zaman der ki bak sen bu şeyi yapıyorsun ama yaptığın şey yanlıştır. Bu durumda o insan akıllı davranmalı ve de o nasihati kabul etmelidir. Nasihati kabul etmek mümin insanın özelliklerindendir. Doğru bir nasihat eğer ki verilmişse onu kabul eder ve de hatta teşekkür eder. İmam Sadık Aleyhisselam ne buyurmuştu? Buyurdu ki benim en hayırlı dostum, en iyi dostum hatalarımı bana hediye edendir. Yani gelip bir kenara çeker ve de der ki sen böyle bir şey yapıyorsun ama bu doğru bir şey değil. Bu insan benim dostumdur. Elbette ki İmam Aleyhisselam'ın tabiriyle insanların içerisinde bunu yapmamalıdır. Özelde yapacak. Özelde çekecek ve de özelde güzel bir şekilde nasihat edecek. Diyecek ki bu yaptığın şey doğru değildir. Bir insan eğer ki biz toplum içerisinde uyarmak istersek, toplum içerisinde nasihat etmek istersek, biz onun şahsiyetini zedelemiş oluruz ve de istediğimiz amaca da hiçbir zaman nedir? Ulaşamayız, tam tersi etkide edebilir.